Günaydın. Günaydın. Avukatım aradı. Duruşma tarihi belli olmuş. Yakında özgür bir adam olacağım. Her şey yoluna giriyor Necla. Bak, artık para kazanıyorum. Eskisinden de zengin olacağım. Sana söz veriyorum. Boşanır boşanmaz da hemen evleniriz. Hemen. Peki ya bebek? Oğlun ne olacak Oğuz? Peki ya Ceyda? Sen hiçbir zaman özgür bir adam olamayacaksın. Bak, bu konu beni hiç ilgilendirmiyor. Başından beri söylüyorum. Ceyda beni oyuna getirdi. Sonuçlarına da kendi katlanacak. Gidecek bir yerim olmadığı için döndüm ben bu eve Oğuz. Denize düşen yılana sarılır mısın? Aslında senin yanında bir saniye bile durmamam gerek. Biliyorum. Ama gerçekten gidecek hiçbir yerim yok. Okula mı? Evet. Ceyda. Niye senden arıyor? Senin telefonunu bilmediği için. Bakacak mısın? Sen de bakma. Allah kahretsin hepinizi! Seninki akşam telefonunu istedi. Ciyak ciyak bağırıyordu. Vermek zorunda kaldım. Zırt pırt beni aramasından bıktım. Artık sen uğraş. Ceyda. Ceyda hastanede. Durumu çok ağır. Birden fenalaşmış. Zor yetiştirmişler. Duyunca gittim hemen. Kötüydü. Çok kötüydü. Durumu kritik dedi doktor. Bebeği kaybedebilirmiş. İkisini de kurtarmaya çalışıyoruz dediler. Camın arkasından Ceyda'ya bakarken çok tuhaf hissettim. O orada karnında benim çocuğumla yaşam savaşı verirken elimden hiçbir şey gelmiyordu. Hiçbir şey yapamıyordum onlar için. Ne kadar aciz olduğumu anladım. Böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bu çocuğun beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmezdim. Bir anda başka bir boyuta geçtim sanki. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu çocuğa bir şey olursa çok üzüleceğimi anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.